Selamun aleyküm ağalar. Hayırlı günler, iyisinizdir inşallah. Bugünkü konumuz... Ya bu adam defteri buraya koymuş, sılacın üstüne. Saman da burada, yoncası da burada, sılacı da burada. Demek ki bir rasyon videosu gelecek. Neyin rasyonu gelecek? Adam akıllı bir rasyon yap kardeş. O ne ya, cücük besler gibi bir rasyon atmışsın. Full kaba yemle, enerji yok, nişasta yok. Biz cücük mü besleyeceğiz? Bize erkeklere yakışır bir rasyon at. Bol nişastalı, bol enerjili, bol besiyemli, bol arpalı. Bir rasyon at da keyfimiz yerine gelsin diyenlere özel. Ve bu rasyondan para kazanmayı amaçlayan bir tane Allah'ın kulu varsa alnından öpeceğim. Normalde bizim verdiğimiz rasyonlar yaşam payının bir tık üstündeki rasyonlar. Buradaki rasyonla şu defterin içindeki yeni rasyonda bugüne kadar YouTube'da size öğretilen 7 gün 24 saat önünde yem dursun, hayvan daha çok kilo alsın, daha çok gelişsin diyenlerin rasyonu ve batan çiftlikler nasıl batıyor atlı videoya hoş geldiniz. Ya o zaman neden bu rasyonu paylaşacaksın? Para kazandırmayacaksa niye emek veriyorsun, o kadar konuşacaksın? Yanlış yapılan yerleri anlatıyorum. Millet nasıl zarar ediyor? Para kazananlara millet nasıl laf ediyor? İşte bu kitabın arasında saklı. Bu kitaptaki bilgi, mesela burada ne varmış? Dana besisi var. Düve besisi var. Kısır inek besisi var. Şurada düve besisi var. Arkadaşlar hepsi kayıtlı. İkinci ay rasyon maliyetimiz neymiş? Birinci ay rasyon maliyetimiz neymiş? 25 günlük 25 TL'den çarpı, görülüyor mu? Günlük 25 TL adam bir rasyon yapmış. Aylık 30'la da çarpmış, 750 TL bu adamın günlük aylık bir masrafı varmış. Dur bakalım yeni atacağı rasyon neymiş? Bu adam böyle konuştu da canımızı sıktı ya. 4 kilo sılaç, 2 kilo yonca. Bunlar günlük rasyon. 200-250 arası adam akıllı rasyon at. Biz erkek adamız. Erkek adama daha yüksek enerjili, yüksek nişastalı bir rasyon at da keyfimiz yerine gelsin diyenlerin rasyonu. 2 kilo besiyeme, 1 kilo arpa 0.75'e, arpa 0.25'i mısır, 1 kilo kepek. Maliyeti hesaplayalım. 4 kilo sılaç 1500 TL'den 6 TL. 2 kilo yonca 7 TL ne yaptı? 13 TL. 2 kilo saman 1500'den ne yaptı? 3 TL de buradan. 7, 13, 16, 12 kilo, 12 TL besiyemi, 28, 1 kilo arpa, 6 TL'den arpa mısır karışımı. Diğer rasyonla aynı gidiyorum ki ne şey olmasın, farklılık çıkmasın. 6 TL'de bu 34, 4 TL'de bu 38, 38 çarpı 30 çıktı bu rasyonda. Bu adamın diğer attığı rasyon neydi ki ya? 25 çarpı 30'muş. Arada kaç TL'lik fark var? 13 TL'lik fark var. 13 çarpı 30 yapsak biz ne yapıyor? 400 TL. Arkadaşlar düz konuşuyorum. 400 TL. Şimdi 390 demeyeyim. 400 TL düz. Zaten ilk aydan 400 TL içerideyiz. Ya abi bu rasyon adamı madam yapmasın. Böyle bir rasyon paylaşıyorsun da ben böyle beklemiyordum ya. İşte YouTube'da anlatılan rasyonlar bu. Arkadaşlar sürekli yem önünde dursun. Hayvan aylık, bu düve rasyonu olduğu için diyorum. Bunun dana rasyonunu da atayım. Aylık 60 kiloyla nasıl dana çıkarttığımı da anlatayım. Nasıl dana beslenildiğini de anlatayım ki milletin kafasındaki karışıklıklar gitsin iyice. Ben 60 kilo aldırıyorum diyenler vardı ya. Dananın rasyonunu da atacağım. İkinci ay. 4 kilo sılaç, 1,5 kilo yonca, 2 kilo saman. 2,5 kilo besiyemi, 2 kilo arpa, 1.25 arpa, 0.75 mısır, 0.5 kepek. Oo, bu adam uçtu ya. Ne oluyor kardeş? Bu ne ya? Ne kadar para? Biz düve besliyoruz, dana mı besliyoruz? Lan arkadaşlar, düvede de 35 kilo canlı ağırlık alımlı bir rasyon. Arkaya düveler alayım da. Ya abi kurban olduğum, sen bizi batırmak mı istiyorsun? İşte batan çiftlikler böyle batıyor. Üçüncü ay rasyon, 4 kilo sılaç,
1 kilo yonca, 2 kilo saman, 3 kilo besiyemi, 2 kilo arpa mısır karışımı. Şöyle çekeyim tekrardan. 1.25'i arpa, 0.75 mısır. Arkaya şunları alalım. Alın arkadaşlar, Batan Çiftlikler adlı videoya hoş geldiniz. Tekrardan 4. ay günlük rasyon. 4 kilo sulaj, 2.5 kilo saman, 3 kilo besiyemi, 3 kilo arpa, 0.5 kepek. Yem önlerin, ya böyle diyorlar, yem önlerinde 24 saat duracak diyorlar. Senin yemlikler bitmiş. Yemliklerin bitmemesini istiyorsanız bu rasyon. Hayvan 2 ağız iç aldığı kadar arkaya gider yatar. Alın size yemlikte yem kalması. 5. ay rasyon 4 kilo sulaj, 2.5 kilo saman, 3 kilo besiyemi, 3.5 kilo arpa mısır. Arkadaş vallahi benim içim daraldı şu rasyonu anlatırken. 4 kilo sulaj, 2.5 kilo saman, 6. ay rasyon, 3.5 kilo besiyemi, 4 kilo arpa mısır. Yani hayvan 7.5 kilo yemiyor. Besinin sonuncu ayında, 6. ayda 7.5 kilo yemiyor. Alın arkadaşlar, yani bunu isteyenler vardı. Bir karışıklığın önüne artık geçelim. Bu bir karışıklığın önüne geçme olsun. Yemlikte sürekli yem dursun diyenler vardır. Onlar için bu video. Benim yemliğimde sürekli yem dursun. Benim hayvanlarım gelip gidip yesin dediğiniz rasyon bu. Bunu diyen adamlar sılacı yok. Sılacı az verdim. Samanımız çok dediler. Sılacımız az dediler. Arkadaşlar aynen yaptım. Sılaj az, saman çok. Hayvanların da sürekli önünde yem olmasını sağlaması için de saman değil, arpa mısır besiyemidir. Çünkü arpa mısır da enerji olduğu için bu hayvanlar gelip 2-3 ağız içi yedikleri zaman hayvan direkt gider su içmeye koşacak. Sudan sonra da gider yatar. Rasyon bu arkadaşlar. 7.5 kilo. 6. ayın sonunda 7.5 kilo 7.5 kilo yemeyecekler. Toplam. Abi kurban oldum bak vallahi moralimizi bozdun. Senin budanlar 8 kilo yemiyor ya. Budanlarda 400 kilo et var. Bunlar 8 kilo yemiyor. Ya bunlar kaç kilo keseceğiz ki biz bunları? 400 kiloyla mı keseceğiz ki? 7.5 kilo yem yedirelim. Arkadaşlar ben onu bunu bilmem. Bana dedikleri şu. Yem sürekli önlerinde olsun. Senin bu verdiğin rasyonlar analizlere girdiği zaman düşük değerlerde çıkıyor. Bize adam akıllı bir rasyon at. Adam akıllı rasyon o defterin içinde. Deneyen, kullanan, para kazanmayı amaçlayanların elinden ayağından öpeceğim. Bu hayvanlar 220-230 kilo ile kesildikleri zaman 7.5 kilo yem yiyorsa son aylarında seni et fiyatı da kurtarmaz, tüp fiyatı da kurtarmaz, mazot fiyatı da kurtarmaz. Kurtarmaz oğlu kurtarmaz. Bitti. Vallahi ben de kurtuldum artık. O şu yeme aldırıyordu. Şu kiloyu aldırıyor. Sen bu kadar kilo aldırıyorsun. Alın arkadaşlar. Ah fıstık gibi kilo aldım rasyonu. Deneyenlere helal olsun. Baba it diyeceğim ben bu rasyonu deneyenlere. Bedava ya bedava. Diyorum ya ben bedava. Anlattık kardeşim. Bak 8 dakikada anlattık. Senin 6 ayını nasıl bitirecek? Senin hayatını nasıl bitirecek rasyon? Anlatıldı. Hoşuna gitti mi? İlk aydan 400 TL içeri girdiğin zaman hoşuna gitti mi? Diğer aylar daha sen hesapla. Diğer aylarda arpa mısır daha uçuyor. Hoşuna gitti mi bu rasyon? Bu rasyonu isteyenlere söylüyorum arkadaşlar. Herkes kendi üstüne alınmasın. Bu rasyonu isteyenlere söylüyorum. Gitti mi hoşuna? Memnun musun? Nasıl hissediyorsun? Şaşılık var mı? Bir topallık var mı? Çünkü baba yiğitlerin rasyonu bu. Herkes baba yiğit olamaz. Ya işte. Arkadaşlar uzaktan konuşması. Hayvancılığın içinde olmayıp da şu adam şu kiloyu aldırıyor. Sen niye böyle yapıyorsun? Diyenlere ithafen bir video. Nasıl batılır atlı bir video. Denemesi bedava. 6 aylık dedik değil mi? 6 ay. 6 ay. 6 ay ne yapıyor?
3 ay buradan var, 3 ay da oradan var. Mart ayı yapıyor. Hayvan kıştan çıkmış. Yeni tam et alacağı zaman. Mart'ın başı diyorum. Mart'ın 10'u 5'i. Yeni çıkmış. Tam da sıcakların bastırdığı zamanlar. Hayvanların gelişeceği zamanlar. Sen zannediyorsun ki bu rasyon hafif. Daha önceki gösterdiğim rasyon hafif. Hayvanlar Mart ayında yara etli olur. Nasıl olacak bu iş? Elimdeki yara etli hayvanı ben niye kestireyim? Benim yerine getireceğim hayvan daha pahalı olur. Çünkü neden? Ete 5 TL zam gelir, 10 TL zam gelir. Tamam, eyvallah, iyi para kazanırız. 10 TL'de 250 kilo gelse 2500 TL. Bu sefer alacağın hayvana ete gelen zamdan daha çok zam yapılırsa sen sıkıntıya düşersin. Millet bu hataya düşüyor. Gidip kopturup hemen yara etli hayvanını kestiriyor. Ya abicim, yara etli hayvanını niye kestiriyorsun ya? Alışmış, senin ahırına alışmış. Kilo alımı güzel. Hastalıklardan kurtulmuş artık. Hayvanın can ağırlığı 550-600 kiloya gelmiş. Yani 550-550 kilo ne yapar? 60 randıman gelmez de. 300-310 kilo eti var. Ve et alımı öyle bir güzel ki. Sen bu hayvanı niye kestiriyorsun? Yerine getireceğin hayvanlardan hastalıklısı çıkar, sıkıntılı olanları çıkar. Vay babam vay. Vallahi benim içim daraldı. İlk kez bir videoyu çekerken benim içim daraldı. Bir moralim bozuldu. Bir sigara yakacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Baba yiğitlerin rasyonu, baba yiğitlerin düveleri.